Kit para devreye bitiyor mu? İşte bu soruyu sorma nedenimiz bir zincir marketin alışverişte artık sadece kredi kartıyla ödeme kabul etmeye başlaması. Bu konuyu konuşacağız. Ekonomist Mustafa Aşkın yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Göksel. Çok teşekkürler. Hocam klasik bir cümle olacak ama cebindeki kadar harca başlığı artık tarih mi oluyor? Bu söz geçerliliğini yitiriyor mu? Nakit devri kapanıyor mu? O kadar kolay değil. Paranın tarih sürecine baktığınızda nakdin hala Türkiye'de de dünyada da önem kazandığı bir sürecin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şu gözden kaçmamalı. Özellikle günlük hayatımızda da bu var. Pek çok ödemeyi artık elektronik sistemler ve kredi kartlarıyla yapıyoruz. Türkiye'deki ödemelerin çok büyük bir kısmı, %50'den fazlası elektronik transfer sistemleri ve kredi kartlarıyla yapılmakta. Ama nakdin tamamen ortadan kalkacağını iddia etmek henüz çok erken ve fazlasıyla iddialı bir ifade olur gibi geliyor bana. Özellikle kuzey ülkeleri, İskandinav ülkelerinde çok büyük oranda nakit kullanımı kalkmış gibi görünüyor fiili anlamda baktığınızda, ama dünyadaki büyük ekonomilerin çoğunda hala nakit kullanımının devam ettiğini görüyoruz. Ama Türkiye'deki nakit kullanım oranı dünyadaki diğer pek çok ülkelerin nakit kullanım oranından daha yüksek. Kredi kartı ile ilgili sorunları olanlardan tutalım da kayıt dışılığın fazla olmasına kadar pek çok neden nakit kullanımını artıran bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Tabii marketlerin nakit kabul etmemesi gibi bir durum marketlerin kendi politikalarıyla alakalı bir süreç, ama şu da bir gerçek. Ne kadar kayıt altına alabilirsek ödeme ve transfer sistemlerini, hem vergi kayıplarını, kaçaklarını önleyebiliriz hem de ekonomiyi daha iyi ölçebiliriz. Ama Türkiye'de bunun biraz daha süreceği bir zaman dilimi olduğunu unutmamak lazım. Peki şimdi hocam şuradan devam edelim. Nakit mi harcamak yoksa kredi kartıyla ödeme mi yapmak daha avantajlı? Ve dezavantajlarına da bakarsak aslında çok da önemli. Esasında burada fırsat maliyeti veya paranın maliyetine bakmak gerekiyor. Şayet nakit ödeyeceğiniz parayı değerlendirebileceğiniz ve gelir elde edebileceğiniz bir sisteminiz varsa, ki faizler burada önemli bir gösterge, kredi kartıyla ödemek bir ay sonra daha mantıklıymış gibi görünmekte. O bir aylık periyot süresinde faiz veya fon getirisi elde ederek daha yüksek bir para kazancına ulaşabilecek tüketiciler de olabilir. Zaten tüketicilerin bazıları da şunu yapmakta, kredi kartıyla ödenmesi gereken tutarın tamamını ödeyip aradan bir ay sonraki periyoda kadarki dönemde elinde fon varsa bunu değerlendirerek kredi kartıyla ödeme maliyetini düşürmeye çalışmakta. Dolayısıyla nakit ödemek bir yöntemdir, ama faizlerin yüksek olduğu bir dönemde kredi kartını gecikmeksizin tamamını bakiyeni ödeyebiliyorsanız ve elinizde bir fon varsa bunu da faizle değerlendirme olasılığınız size getiri oranını artıracak bir imkan olarak karşınıza çıkmakta. Şimdi enflasyonu ve kredi kartı faizlerini hesaplayacak olursak nakit avansı da içine alarak buradaki dezavantajları konuşmak gerekiyor mu Sayın Aşkın? Tabii kredi kartlarının faiz oranları oldukça yüksek, enflasyonların üstüne çıkmış durumda şu an itibariyle baktığınızda. Dolayısıyla kredi kartlarından gerek nakit çekmek gerekse kredi kartlarını kredilendirme sürecine gitmek çok doğru değil matematik anlamda baktığınızda. Ama şu unutulmaması gerekiyor, kredi kartları kullanımının büyük kısmı da zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani gelirleri yetmeyen toplumun büyük kesimi kredi kartıyla işlemlerini veya zorunlu harcamalarını yaparak hayatını döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki faiz yükünün yüksek olmasının maliyeti onlar için çok da önemli olmuyor. Ama matematik olarak baktığınızda kredi kartını faizlendirmek veya kredi kartından nakit avansı çekmek şu an için çok cazip değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Mustafa Aşkın konuğumuzdu. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür edelim. Biz